Başaklar ve yükselene Başak olanlar. Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, yeni yılın ilk ayındayız ve geçtiğimiz yılın son günlerinde Oğlak burcunda yepyeni bir ay doğmuştu ve bu ayın, Ocak ayının ilk yarısı içerisinde Oğlak yeni ayının etkileri devrede olacak. Çocuklarınız, aşk hayatınız, genel anlamda kendinizi mutlu ve huzurlu hissettiğiniz konular, yeni girişimler, yetenekleriniz, hobileriniz bu alanlarda güçlüsünüz bu dönemde özellikle. Kendinizi iyi ifade edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ancak ayın ilk günlerine dikkat edin çünkü Merkür Retrosu devam ediyor olacak. Ayın 8'inden itibaren Merkür düzeliyor. Ve Merkür'ün düzelmesiyle beraber gerçekten siz de hem zihinsel olarak hem enerji olarak biraz daha böyle rahatlayacaksınız. Özellikle kendinizi ifade etme konusunda daha rahat hareket edebilir, daha iyi geri dönüşler sonuçlarda alabilirsiniz. Ee, zihinsel yaratıcılığınızın çok e, yükseldiği bir dönem olacak. Ayın 12'sinden sonra özellikle hem iş hem özel hayatınızda çok daha pratik, somut sonuçlar alabilirsiniz. Özellikle fikir tartışmaları, konuşmalar, anlaşmalar, toplantılar, bu alanlarda destekleyecek sizi Merkürün pozisyonu. Evet, Venüs ayın 3'ünde Balık Burcuna geçiyor. Mars ay sonuna kadar 28 Ocak'a kadar balık burcunda. Dolayısıyla kişisel gezegenlerin ilişki evinizde bulunması ilişkilerinizi de ilgili bu ayı özellikle daha aktif hale getirecek. Eş ve partner ilişkileriniz de oldukça güçlü olabilir bu dönemde. Yani romantizmin arttığı bir süreçtesiniz. Özellikle Oğlak Burcu'ndaki Plüton'dan Mars'ın, Venüs'ün, Güneş'in alacağı olumlu açılar ee, Ocak ayını e, ilişkileriniz adına unutulmaz kılabilir. Son derece romantik zamanlarda geçirebilirsiniz. Eşten ve partnerden destek alabileceğiniz, bunun yanı sıra bazı iş birliklerinden, ortaklık, ortaklıklardan, iş arkadaşlıklarından yine destek alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Evet ayın 12'sinde ise Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. Ee, bu dolunay sizin 11. evinizde meydana geliyor. Evet Yengeç Dolunayı 11. evinizde meydana geldiği için size önemli bir hayalinize, önemli bir dileğinize kavuşturabilir. Evet bu daha önceden başlamış bir girişim, başlamış bir projede olabilir. Dolunaylar sonuç alma dönemleridir ve siz artık o projenin sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz. 11. ev dolunayları şanslı dolunaylardır. Şanslı olduğunuz bir süreçtesiniz. Her ne kadar bu dolunay Uranüs, Plüto, Jüpiter'den çok gerilimli açılar alsa da e, siz bir başaksınız. E, Plüton'dan özellikle... Destek alıyorsunuz bu dönemde. Balık burcundaki gezegenlerden yine destek alıyorsunuz. Dolayısıyla sizin için bu dolunay evet değiştirici, dönüştürücü etkileri çok güçlü ama bunlar sizin hayatınızı olumlu yönde etkileyecek, olumlu yönde değiştirecek. Belki de çok güç, çok zor bir şeyi başarabileceğiniz bir dönem olabilir. Arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle ilgili konular da Oldukça hareketli görünüyor arkadaşlarınızla da ilgili e, belki de sizi şaşırtacak ilginç gelişmelerle bu dönemde karşılaşabilirsiniz. Evet ayın 19'undan sonra güneş kova burcuna geçiyor. E, Güneşin kova burcuna geçmesiyle beraber sevgili başaklar özellikle güneş iş ve günlük hayatınızı daha fazla aydınlatacak bu anlamda işinizle bağlantılı kariyerinizle ilgili konularda fırsatlar çıkabilir tabii ki. 28 Ocak'ta da Kova Burcu yeni ayı var. Özellikle ocağın son günlerinde kova yeni ayı belki de yeni bir iş bağlantısını, yeni iş teklifini, yeni projeyi gündeme getirebilecek gibi görünüyor. Özellikle günlük hayatınız, yaşamınızı geçirdiğiniz mekanlar, genel anlamda çalışma koşullarınız, alışkanlıklarınız tüm bu alanlarda da bir yenilenme Söz konusu olabilir. Kova yeni ayı ile beraber bu etkiler Şubat ayının ilk yarısında da devam edecek sevgili başaklar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.